ceza yönetmeliği geri çekilsin, emeğimizin hakkı verilsin. Birinci basamak sorun yumağına dönüşmüş durumdadır. Emekçilerin sorunları da her geçen gün artmaktadır. Birinci basamak alanında yumak haline gelmiş sorunları yapılan her mevzuat değişikliği de çözmek bir yana gün geçtikçe artarak devam ettirmektedir. Son çıkan yönetmelikte de Haziran 2001'de çıkan yönetmelikte de ceza yönetmeliğinde de bu yine artmaya devam etmektedir. Bugünkü, dün ve bugünkü yaptığımız eylemde zaten bu yönetmeliğin geri çekilmesine, sağlıkta şiddetin durmasına karşıdır. Sağlık emekçilerinin çalışma koşulları her geçen gün kötüleşmiş, iş güvencesi her yıl dinlenmiş, dinlenmeyecek olan sözleşmeye dayalı ikramla ortadan kalkmış, iş yüklü tehdidi, bütün bunlara bağlı olarak emekçiler açısından kendini değersiz hissetme duygusu artmıştır. Öyle ki hastalık ve doğum izni bile kullanmaktan imtina edilir hale gelmiştir. Yine ASM'lerde en büyük sorunların bir tanesi bugün istihdam edilen temizlik ve sağlık personeliyle ilgilidir. Aile hekimlerine ödenen ücretlerin giderek düşmesi bu kurumlarda işten çıkartmalara dair sebep olmaktadır. Bütün bunları göz önünde bulunarak yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeniden dizayn edilmelidir. Bir, birinci basamak sağlık hizmetleri toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm giderleri kamudan karşılanmalı, ASM giderlerin cari hesaplar kaleminde değil, bütçelerden karşılanmalıdır. ASM'lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak hizmet vermelidir. Mobil hizmetler için kamu tarafından araç tahsis edilmeli, uygun mekan hazırlanmalıdır. Yap boz tahtasına dönen mevzuatlar tartışmaya açmalı, ve toplumun sağlık emek örgütlerinin görüşleri hızlı tartışmalar önemsenmelidir. Emekçilerin kadrolu iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır. Birinci basamak ekibi genişletilmeli ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir. Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulamasına geçilmelidir. Katılım gösteren tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. 17-18 Şubat'ta Aile Hekimleri Federasyonu ve SES birinci basamak sağlık hizmetlerinde bir günlük iş bırakma kararı vardır. Arkadaşlarımız bugün birçok yerde iş bırakma eyleminde. Vatandaşlarımıza çağrımız çok acil durumda.